Bozkır, doğa ile insanlar arasındaki ilişkinin bir yansımasıdır. Geniş açık alanlar sadece insanlar için değil, aynı zamanda doğal yaşamın sürdürülmesi için de bir savaş alanıdır. Bozkır'da yaşayan insanlar yaşamlarını sürdürebilmek için zorlu mücadele vermişlerdir. Sular donup yiyecekler azaldığında bozkır insanı göç etmek zorunda kalmıştır. Bozkır'ın göçebe insanları ağaçların seyrekleştiği, geniş alanların hakim olduğu bu doğa ortamında sadece kendi türleriyle değil, aynı zamanda vahşi hayvanlarla da mücadele etmek zorunda kalmışlardır. O günlerden günümüze çıkıp gelen bir adam var. Bu adam avladığı kurtun kürkünü şapka olarak kafasına geçirmiş, aradığı o savaş alanını günümüzde bulamadığı için de dövüşçü olmuş sanki. Kafese girdiği zaman amacının tamamen hayatta kalmak, savaşmak olduğunu o soğuk bakışlarından anlayabiliyorsunuz. Onun hakeme ihtiyacı yok. Çünkü öl ya da öldür mentalitesiyle o kafese giriyor. Bugün gelecekteki UFC şampiyonunu sizlere anlatmaya geldim dostlarım. Videoya geçmeden önce bunu söylemekten çok hoşlanmasam da videolarımı izleyenlerinin çoğunun hala kanalıma abone olmadığını görmekteyim. Abone olursanız ve videoyu beğenip yorum atarsanız sevinirim. Hazırsanız 17 maçlık galibiyet serisiyle yenilgisiz Shavkat Rahmanov'un hayat hikayesi ve kariyeri sizlerle. İyi seyirler. Shavkat Rahmanov 23 Ekim 1994 tarihinde Özbekistan'ın Şurçi kasabasında Kazak bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Altınbay boyuna bağlı bir Kazak'tı. Kız kardeşi ilerleyen yıllarda abisi Shavkat gibi bir MMA dövüşçüsü olacaktı. Shavkat Rahmanov 16 yaşındayken akrabalarının yaşadığı Kazakistan ailesiyle birlikte taşındı. Aile maddi olarak zor durumdaydı. Bundan dolayı Shavkat ailesine maddi olarak yardımcı olmak için kamyon ve depo yükleyicisi olarak çalışmaya başladı. Shavkat Rahmanov içgüdüsel olarak kavga etmeyi seviyordu. Kavga ederken eğleniyordu. Lakabı nomattı. Göçebe anlamına geliyordu. Kendi yaşıtlarıyla, kendinden büyük insanlarla kavga ediyordu. Çoğu zaman da galip ayrılıyordu kavgalarından. Bir gün markete giden Shavkat Rahmanov raflarda DVD'ler gördü. Pride ve UFC'ye aitti bu DVD'ler. İlgisini çekmişti Shavkat'ın. Aldı ve televizyonda Fedor Emelianenko'yu ve Mirko Krokop'un MMA maçlarını izledi. Atalarından gelen savaş içgüdüsü tetiklenmişti sanki. O gün ne yapmak istediğine karar vermişti. Fedor ve Mirko gibi MMA dövüşçüsü olacaktı. İnsanlar için bu bir spor olabilirdi. Fakat Rahmanov kafese savaşmak için girecekti. İki büyük MMA dövüşçüsünden etkilenen Shavkat, MMA antrenmanlarına sambo ile başladı. 19 yaşına geldiğinde devlet üniversitesine de kabul edilen Shavkat Rahmanov aynı zamanda üniversitesine de devam etti. Shavkat 18 yaşındayken WM MMA'de Asya şampiyonu oldu. Ardından aynı organizasyonun dünya şampiyonasında Gansi Murat'a yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamladı. 2013 ve 2015 yılları arasında amatör kariyerinde toplamda 13 maça çıkan Shavkat 2 defa Gansi Murat'a yenildi, 11 defa da rakiplerini yendi. Gansi Murat, Shavkat Rahmanov'u MMA dövüşlerinde 2 ayrı durumda yenen tek kişi oldu. Amatör kariyerinin ardından Shavkat Rahmanov M1 Global 52'de ilk profesyonel MMA maçına çıktı. Rakibi Adam Tsurov'du. Adam son 2 maçını da kazanmıştı. Profesyonel olarak Shavkat Rahmanov'dan daha tecrübeliydi. Maça hızlı başlayan Adam Tsurov, Shavkat'ı yere almak istedi ve boynunu Shavkat'a kaptırdı. Rahmanov rakibini giyotin ile yakalamıştı. Giyotinden çıkan ve Shavkat Rahmanov'u yerde kontrol etmeye çalışan Adam Tsurov, hayatının hatasını yaparak Shavkat'ın pozisyon kurmasına izin verdi ve Shavkat Rahmanov arm triangle ile rakibini yakalayarak ilk roundda pes ettirdi. Shavkat ilk maçında rakibini bitirmiş, üstelik gecenin bitirişi ödülünü de almıştı. Bir ay sonra Marcus Vinicius ile karşı karşıya geldi. Marcus kariyerindeki ikinci profesyonel MMA maçına çıkan Shavkat'ı aldı ve yere vurdu. Maça çok hızlı başlamıştı. O kaostan kurtulan Shavkat rakibini yere aldı ve arkasına geçti. Attığı yumruklarla rakibi Marcus'u sarstı. Hakemin durdurmasıyla da ikinci maçını da ilk roundda bitirdi. Üçüncü ve dördüncü profesyonel MMA maçında da rakiplerini ilk roundda bitiren Shavkat Rahmanov 30 Nisan 2016
2016 tarihinde Kazakistan'ın MMA turnuvasında Adil Boranbayev ile karşı karşıya geldi. Bu maç Şavkat Rahmonov'un kariyerindeki ilk defa ikinci raundu gördüğü maçtı. Şavkat ikinci raundda Adil Boranbayev'i yakaladı ve pes ettirdi. 2016 yılında iki maça daha çıkan Şavkat Rahmonov biraz ara vermek istedi ve yaklaşık 2 yıl boyunca kafesten uzak durdu. Şubat 2018'de geri döndüğünde kaldığı yerden devam etti. Önüne çıkartılan rakibini ikinci raundda bitirdi. 8 profesyonel MMA maçının tamamında rakiplerini bitirmişti Şavkat Rahmonov. Kafesin içerisine girdiğinde rakibini bitirmekten başka hiçbir şey düşünmüyordu. O günlerde kafese öl ya da öldür düşüncesiyle giren sadece Şavkat değildi. Feridun Odilov isimli dövüşçünün 8 galibiyetinin sadece birisi hakem kararına gitmişti. Bir kez yenilmiş, onda da rakibi tarafından pes ettirilmişti. Odilov'un maçları ya berabere bitiyordu ya da kafesin içinde birisi ayaktayken diğeri yeri görüyordu. Şavkat Rahmonov'un kariyerindeki en zorlu maç Feridun Odilov'a karşı olandı. Kendisi gibi ölmeye ya da öldürmeye gelen bir adamla karşı karşıyaydı. Zil çaldı ve maç başladı. İlk roundda Şavkat rakibini sarstı. İkinci roundda Feridun Odilov Şavkat'a kabusu yaşattı. Harika bir sağ çıkardı ve anlık olarak Şavkat'ın tüm ışıkları kapandı. Ağır bir yumruk yiyen Şavkat Rahmonov yeri gördü ve rakibi üzerindeyken toparlanmaya çalıştı. Roundun geri kalanında da çok kendinde olmayan Şavkat ikinci roundun bitmesiyle köşesine gitti. İlk roundda Şavkat Rahmonov rakibine yeri göstermiş, ikinci roundda kendisi yeri görmüştü. Üçüncü roundu kazanan maçın kazananı olacaktı. Üçüncü roundda rakibini kaldırıp yere vuran Rahmonov yerde attığı yumruklarla rakibini bitirdi ve zorlu geçen 9. maçını da kazanmış oldu. 2018'in sonunda ve 2019'da toplam 3 maça çıkan Şavkat Rahmonov M1'in Welterweight şampiyonu oldu ve kemerini korudu. Yenilgisiz bir şampiyon olan Rahmonov'un kapısı 2020 yılında MMA'nin en büyük organizasyonu tarafından çalındı. Şavkat Rahmonov 2020 yılında devlerin sahnesi UFC'deydi. У него 15 финишей подряд, больше всех просто. Считаешь ли он такой же боец новой суперволны, как и ты? Кому как считать, я думаю, достойный парень выиграл. Если 15 финишей, не простой парень. Так, достойный. 2020 yılı koronavirüsünün yayıldığı, insanların evinden çıkmadığı, dünyadaki tüm sporların çöktüğü bir yıldı. O günlerde UFC insanlardan izole bir şekilde yoluna devam ediyordu. UFC'nin maç organize ettiği o günlerde hayatımıza iki adam dahil oldu. Şavkat Rahmonov ve Hamzat Çimaev. İki adam da yeteneğinin farkındaydı. Sadece bir farkları vardı. Birisi herkesi yenebileceğini açık açık söylüyor, diğeri ise daha sakin olan taraftı. Savaşta önüne konulanın bir önemi yoktu. Yıkıp geçmek, içgüdülerin dizginlemek için oradaydı. Şavkat Rahmonov'un UFC'deki ilk maçı 32 yaşındaki Alex Oliveira'ya karşıydı. İzleyicilerin olmadığı maçta Şavkat rakibini giyotin ile yakaladı ve pes ettirdi. UFC'deki ikinci maçının ikinci raundunda çıkardığı harika döner tekmenin ardından diziyle rakibini sarsan Rahmonov rakibinin arkasına geçti ve pes ettirdi. UFC'nin welterweight sikleti altlardan tehlikeli bir adamın geldiğinin farkındaydı. 5 Şubat 2022 tarihinde Carsten Harris ile karşı karşıya gelen Şavkat Rahmonov bir önceki maçında denediği döner yüksek tekmeyi bir kez daha denedi ve rakibi Harris'i ilk raundda nakavt etti. Hala yenilgisizdi Şavkat. 15 maçının tamamında rakiplerini bitirmişti. Hem nakavt ediyordu hem de pes ettiriyordu rakiplerini. Hem ayakta iyiydi hem de yerde kabus gibi çöküyordu rakiplerinin üzerine. 2017 или 16, точно не помню, когда я был в Атырау. Был такой фестиваль, там единоборств. Там мне давали слово. И там вот журналисты меня спрашивали насчет уровня ММА в Казахстане. Я им говорил, что нужно проводить больше турниров, больше соревнований, и вот через 5-6 лет будут свои бойцы, будут топовые бойцы. Вот сейчас мы находимся здесь, прошло 5-6 лет, и вот сейчас у вас в
UFC есть, я не знаю, там 7 или 8 бойцов. Из них пару бойцов у вас ходят топ-15, очень хорошо выступают. Есть даже претенденты, вот здесь Шавкат сидит. И... Shavkat Carson Harris maçının ardından Welterweight'te 15. sıraya yerleşti. Bir sonraki maçı sikletin 10. sırasındaki ismi Neil Magny'ye karşıydı. Neil Magny'yi de aradan çıkarırsa Shavkat Rahmanov ilk 10'a girebilecekti. Neil Magny Shavkat'ın karşılaşacağı en zorlu rakip olarak görülüyordu. UFC 25 Haziran 2022 tarihine Magny ve Rahmanov maçını ayarladı. İlk roundda Neil Magny'yi yerde kontrol eden Shavkat, bitirilmesi zor olan Neil Magny'yi 2. roundun bitmesine son 10 saniye kala giyotin ile yakaladı ve pes ettirdi. Bununla da kalmadı Shavkat Rahmanov. Bir sene sonra John Jones'un sekizgene geri döndüğü gece, tıpkı yıllar önce John Jones'un rakibini ayakta boğduğu gibi Jeff Neal'i ayakta boğdu ve sikletin 5. sırasına yerleşti. Shavkat Rahmanov 16 Aralık 2023 tarihinde Stephen Thompson ile karşı karşıya gelecek. Eğer kazanırsa 2024'ün başlarında bir maça daha çıkar, yılın sonunda ise kemer maçına ortak olabilir. Shavkat Rahmanov devlerin bulunduğu UFC'de de komple bir dövüşçü olduğunu herkese kanıtladı. Önümüzdeki senenin sonuna doğru Shavkat'ın büyük bir hype yakalayacağını ve şampiyon olacağını düşünüyorum. Kendisi hem yerde hem de ayakta çok yetenekli. Eğer Hamzat Chimaev orta sikleti ele geçirir, ikinci ve üçüncü kemerin peşinden giderse kuşkusuz bu iki adamın karşılaşmasını izleriz. Sizce olası bir maçta kazanan kim olur? Hamzat Chimaev mi, Shavkat Rahmanov mu? Siz soruyu cevaplarken ben de videonun sonuna doğru geliyorum dostlarım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olun. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.